Hemen Ankara'ya gidelim. Ankara temsilcimiz Hande Fırat'ın konuğu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop. Hande, söz sizde. Teşekkürler Nevşin. 4 saat 40 dakikalık Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından Bakanlar Kurulu'na geçildi biliyorsunuz. Bir açıklama yapılmadı ve Bakanlar Kurulu toplantısında yapılacak. Konuğumuz Mustafa Şentop, Anayasa Komisyonu Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Şimdi oradan başlayalım. Aslında bu şu demek, biz dünden beri söylüyoruz. Milli Güvenlik Kurulu'nda tavsiye olarak alınacak kararların acilinden Bakanlar Kurulu'nda ele alınıp kararlaştırılması. Ne bekliyorsunuz, ne bekliyoruz? Şunun için bir adı belki öyle olmasa da olağanüstü bir mücadele gerektiği mevcut şartlarda, bu sebeple de bir olağanüstü hal dahil olmak üzere her seçeneğin masada olduğu konuşuluyor. Doğru mu? Doğru tabii. Yani hukuken yapılabilecek, anayasaya göre yapılabilecek her şey. Anayasal her yöntem, yönetim şekli tabii değerlendirilecektir muhakkak. Bu kadar hem uzun bir toplandı ve Türkiye çok önemli bir süreçten geçiyor. Bütünüyle de şu anda hani her şey bitti, tamamen süt liman oldu da demek çok doğru değil. Bu kadar hunharca, vahşice bir katliam gerçekleştiren bir çetenin Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uçaklarını kullanarak, silahlarını, tanklarını, zırhlı araçlarını kullanarak, gemilerini kullanarak bunu gerçekleştiren bir gözü dönmüş çetenin bütün irtibat noktalarıyla beraber kısa bir zaman içerisinde süratle hem cezalandırılması yapanların hem de bir daha bu işi yapamayacak hale getirilmesi gerekiyor. Bununla ilgili her türlü tedbirin görüşüldüğünü düşünmemiz normaldir tabii burada. Böyle bir hazırlık var mı Mustafa Bey? Soracağım. Yani diyeceksiniz ki belki ben içeride değilim ama gene de partinin en önemli isimlerinden birisiniz. Fransa'da Paris saldırısından sonra uygulanan OHAL benzeri bir OHAL'den bahsediliyor. 6 ay süreli. Bunun gibi bir çerçeve var mı netleşen? Fransa'da malum çok iyi de denk geldi bugün. Sanıyorum en son 6 ay parlamento tarafından uzatıldı. Fransa'da Cumhurbaşkanı'nın böyle bir yetkisi var, olağanüstü hal ilanı yetkisi var ve o yetkiyle ilan ediyor. Arkasından da Cumhurbaşkanı'nın bu dönemlerde, öyle bir dönemde kararname çıkarma yetkisi var Fransa'da. Tabii yine parlamentoda bu konuda karar alınıyor. Onay kararı, uzatma kararları falan. Paris'te bayağı bir zamandır, tam şimdi hesap yapamayacağım ama o 6 ayı da katarsak 1 seneden fazla bir zaman olacak. Bir olağanüstü hal uygulaması var. Türkiye'nin karşılaşmış olduğu tehdit esasen daha büyük bir tehdit. Yani elbette hani bu toplu katliamlar, işte canlı bombalar falan, bunlar da öyle ama burada devleti ele geçirmeye yönelik bir işgal hareketi söz konusuydu. Yani ben buna bir darbe teşebbüsü de demiyorum. Bu bir işgal hareketiydi. Bunu yapanlar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mensubu olamazlar. Yani bu insanlar belki üniformaları, kayıtları itibariyle öyledir ama bunlar Türk Silahlı Kuvvetleri adına hareket eden, devletin bir kurumu adına hareket eden insanlar olamazlar. Bunlar elbette başka bir talimat üzerine, biliyoruz, Türkiye dışından bir talimatla hareket eden insanlar. Ancak başka ülkelerin veya başka kurumların, Türkiye dışındaki kurumların emriyle hareket eden insanlar. Kimi işgal teşebbüsünüz? Yani Fethullah Gülen'in dışında bir ülkeyi mi kastediyorsunuz? Ben şöyle tabii baktığımızda bu hiyerarşik yapı içerisinde en son Pensilvanya'daki yapı, tabii paralel devlet yapılanması diye isimlendirdik bunu. Ama ben şöyle düşünüyorum. Darbelerin bir uluslararası müdahale olduğu kanaatindeyim. Türkiye için bu çok açık. 27 Mayıs öyledir. 12 Eylül öyledir. 28 Şubat öyledir. Yani 12 Eylül ile ilgili malum, o zaman Amerikan Başkanı'na söylendiğinde darbe oldu Türkiye'de diye, kimler yaptı diye sorduğunda bizim çocuklar diye cevap veriyor CIA masa şefi. 28 Şubat'ta nasıl Amerika ile içli dışlı yapıldığını, ilişkilerin sürdürüldüğünü biliyoruz o zaman, o süreçlerde. Dolayısıyla ben bir bu tür bir hazırlığın, bir teşebbüsün ülke içi dinamiklerle açıklanabilmesi mümkün değil. Niye? Çünkü bu darbe yapanların bir tabanı yok ki. Yani burada eğer bir tabanları olsa zaten bunlar darbe yapmazlar. Parti kurar, seçime girerler, oy alırlar, gelirler, yönetirler ülkeyi. Bunu yapamadıkları için, bunu yapamayacaklarını bildikleri için, tabanları olmadığını bildikleri için başka bir yolla, yani milletin verdiği vergilerle alınan tankları, silahları, uçakları millete doğrultarak
hükümeti devirme yolunu seçiyorlar. Şimdi ülke içinde bir meşruiyeti olmayan, bir dayanağı olmayan bu unsurun mutlaka başka bir yerden bir güç alması lazım, bir destek alması lazım. Bunu daha böyle tırnak içinde terbiyeli bir şekilde söyleyecek olursak, bir uluslararası konjonktürün buna olur vermesi lazım en azından. Ben dün bu arada söyleyeyim, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi'ni bu stüdyoda konuk ettim. Evet. Açıkça da sordum, destek verdiniz mi, haberiniz var mıydı diye. İçinde dışında, önünde arkasında yer almadıklarını, bilgileri olmadığını, olsaydı da seçilmiş meşru hükümete haber verirdik ifadelerini kullanarak yanıt verdi. Ama belki onu da değerlendirmek istersiniz. Tabii, yani onun sözünü değerlendirmeyi tercih etmem ama bu konularda yazılmış birçok çalışma var biliyorsunuz. Orta Amerika ülkelerinde gerçekleşen darbeler, en önemlisi belki eskilerinden birisi 20. yüzyılda Musaddık darbesi İran'da. Bununla ilgili bir kitap var, yani darbeyle ilgili CIA'nin İran'daki elemanının yazmış olduğu, Kermit Roosevelt'in yazmış olduğu bir eser var burada. Anlatıyor yani bu işlerin nasıl yapıldığını. Bu işler şöyle yapılır, ben çok kabataslak söyleyecek olursam, yani bizzat devlet kendi yetkilileriyle işte bir bakanı bu iş için görevlendirerek, işte silahlı kuvvetlerindeki bir birimi görevlendirerek bu işi yapmaz. Hatta istihbarat örgütünü görevlendirerek de bu işi yapmaz. O ülke, o tür ülkelerin yarı resmi diyebileceğimiz istihbarat örgütleriyle bağlantılı, devlet kurumlarıyla bağlantılı ama örtülü bağlantılı kuruluşları vardır. Bu kuruluşlarla bu işler kotarılır ve sonunda da gerekirse başarılı olursa sahiplenilir, olmazsa da ya bizim alakamız yok zaten, biz nasıl, hani kaydı kuydu var mı bunun, kanıtı var mı falan denilir zaten. Kanıt da olmaz zaten böyle bir durumda. Bunu ne zaman biliriz? Bu işler olup bittikten, belki yıllar sonra bu işin içinde olanlar bunları yazarlar, hatıralarında yazarlar, bazı eserlerde yazılır değerlendirme veya içeride bir sıkıntı çıkar, bir tartışma, bir ihtilaf, birileri atılır, kurumdan atılır falan, o zaman itiraflar üzerine ortaya çıkar. Bu kısmı tabii ispat edilebilecek bir şey değil bu. Yani bunu belki bu anlamda burada bırakalım ama şu çok ilgi çekici bir şey. Bu olaylar oluyor Türkiye'de. Bu olaylar üzerine, bu teşebbüs üzerine, işgal teşebbüsü üzerine seçilmiş hükümetin, resmi hükümetin yanında olduğuna dair çeşitli ülkelerin, devletlerin açıklama yapması normaldir. Hele dost olan ülkelerden bunu beklemek lazım. Ama bunlar çok geç saatlerde ortaya çıktı. Hangi saatlerde? Bu teşebbüsün akamete uğrayacağı, başarısız olacağı yavaş yavaş anlaşılabilir hale geldikten sonra. Burada hükümetin seçilmiş iktidarı bu işi ne bastıracağı, görmek istediler herhalde. İlk açıklamaları takip etmek mümkün yani saatleri itibarıyla. İlk açıklamalar taraflara işte itidal çağrısı vesaire, sanki taraflar varmış gibi falan diye başlayan açıklamalar. Daha sonra netleştikten sonra evet Türkiye'deki seçilmiş hükümeti tanıyoruz falan. Burada özellikle bütün dünyada işte demokrasi istiyoruz, Afganistan'a götüreceğiz, Irak'a götüreceğiz, her yere götüreceğiz falan demokrasiyi derken, Türkiye gibi gerçekten tarihi bakımdan da demokrasi yerleşmiş, kökleşmiş, hamdolsun bu hadise de onu çok ciddi bir şekilde gösterdi. Hani bu ülkede demokrasi, işte haklar falan, anayasal düzen yerleşmiş midir, yerleşmiş midir? Bütün bu tartışmalar, akademik tartışmalar bertaraf eden bir tabloyu milletimiz ispat etti, ortaya koydu. Böyle bir ülkede, Türkiye gibi bir ülkede bir darbe hazırlığı, bir teşebbüsü şey olacak. Siz bir bakalım görelim, ondan sonra konuşalım diyeceksiniz. İlkesel olarak diyeceğiniz şey budur. Biz demokratik yollarla yönetimlerin değişmesini istiyoruz. Bütün dünyaya deklar ettiğimizde budur. Dolayısıyla bunu kınıyoruz, karşısındayız, hükümetin yanındayız. Basit. Ama bunu gece Türkiye saatiyle 2 civarında böyle bir açıklama geldi ki o saatte zaten güneş batıdan doğmuştu. Yani iş bitmişti artık, herkes görmüştü. Peki tedbirlere geri döneceğim şunun için. Şimdi eğer bir olağanüstü hal uygulaması olursa ya da olağan dışı yöntemler kullanılacak olursa peş peşe bir takım yasalarda değişiklik gerekecek. Devlet memurları, gözaltı süreleri, bunlar hep duyduğumuz AK Parti kulislerinden, hükümet kulislerinden bilgiler. Kanun hükmünde kararname formülü mü daha hızlı işlemesi için düşünülüyor AK Parti tarafından? Şimdi şöyle tabii, bunun için bir karar alındıktan sonra nasıl oluyor? Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan bakanlar kurulu anayasal bir yönetim usulü olan, belli sebeplerle tabii, gerekçelerle anayasal yönetim usulü olarak bunu ilan ediyor. Daha sonra meclisin onayına sunuluyor bu. Tabii meclisin de bunu belli bir süre içerisinde görüşmesi gerekiyor. Bundan sonra eğer
ilan edilmişse olağanüstü hal, olağanüstü hal kanunu var. Bu kanun bazı kanunlardaki hükümlerin, uygulamaların dışında o dönem için, o sebeplerle sınırlı olmak üzere bir takım yetkiler veriyor. Ama böyle bir dönemde yönetim bütünüyle yine seçilmiş siyasi iktidardadır. Yani bir sıkı yönetim falan değil bu. Orada askerlerde oluyor yönetim. İller bazında mülki idare. Ama burada bütünüyle sivillerin yönetimi yine, hükümetin, başbakanın. Çünkü şu önemli, bir yandan da o hal uygulaması dediğimiz şey demokratikleşmeye darbe vurmayacak mı diye hep bir soru işareti vardır. Geçmişte Türkiye o hali yaşadı çünkü doğru, belli yaşadı. Bölgelerde. Ya bunu kaldıran da AK Parti hükümettir. Evet. İlk geldiği zaman daha Kasım 2002'de seçimlerden sonra, Kasım ayı bitmeden daha 29-30 Kasım'da olağanüstü hali bölgeden, bölgeselde o zaman kaldıran AK Parti'dir. Bu bakımdan bu anlamda bir tereddüt yaşanması bence yanlış olur. Hiç buna mahal yok. Burada sebepler, gerekçeler bellidir ve sadece o sebep ve gerekçeler çerçevesinde bir takım düzenlemeler olur. Yoksa Türkiye'nin normal hayat akışını engelleyecek bir tablonun söz konusu bile olmaması gerekir. Akıldan bile geçirilmemesi lazım bunun. Ama şunu görmek lazım. Parlamento, meclis bombalandı. Bahçesi falan kenarı köşesi değil. Gördünüz siz herhalde orada meclisten genel kurul salonunun aslında bir 10 metre yakınında düşmüş bomba. Başbakanımızın ofisinin hemen önü, ofisin bir kısmı tahrip olmuş burada. Yine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanımızın konutunun önüne bahçeye bomba atılmış. Vatandaşlarımızı nasıl işte keskin nişancıların vurduğunu, tarandığını, topla atış yapıldığını, işte helikopterden tarandığını bu tabloyu görüyoruz. Yani bunu yapanlar bu cani, vahşice hareketler içerisinde bulunanların bir şekilde hem cezalandırılmaları hem de bunların irtibatlı olduğu kamu içerisinde noktalar varsa onları da çok kısa bir zamanda süratle tasfiye etmek gerekiyor. Bu bakımdan buna imkan verecek bir takım hukuki düzenlemeler, anayasal yöntemler bizim hukukumuzda var. Bu hani bir şey dışı, hukuk dışı, anayasal sistem dışı bir yol, bir yöntem arayışı değil. Onun için bunu bu şekilde değerlendirmek lazım. Yoksa normalde Türkiye'nin ekonomide, sosyal hayatta akışını etkileyecek bir tablo buradan çıkmaz. Şimdi memurların aslında bir daha hep pasif görevdelerdi bahse konu kişiler. Yargı yoluyla dönmelerinin engellenmesi amaçlanacak. Herhalde bir, değil mi? Yeni bir bu konuda düzenleme yapılacak hazırlığı var. Yanılmıyorum. Yani herhalde. Onu bilmiyorum. Ben onu söyleyemem ben burada ama şey şu. Bir de çok sayıda açığa alınan insan tabii. Var. Yani bakın, bu devlet işleyişini aksatır mı sizce? Yok, hiçbir şey olmaz. Yani Türkiye'de kurumların işleyişiyle ilgili derece bir sıkıntı olmaz bu anlamda. Bunlar hep dile getirildi işte. Polisler oraya gitti, hakimler buraya gitti falan filan. Ama öyle bir şey yaşamadı Türkiye. Şimdi burada şu tabloyu da görmemiz lazım. Açıklamaları, bazı ifadeleri görüyoruz şu anda. Birisi mesela yayınlandı bu da. O ifadede ne kadar doğru olduğunu da bilmiyoruz basına yansıyan ifadelerin ama daha 80'li yıllarda soruların kendisine verildiğini söyleyen bir zat var şu anda yarbay olarak sorgulanan o işin içerisinde. O tarihinde kendisinin çok çalışkan olduğunu, derslerinin iyi olduğunu falan, her şeye çalıştığını ama ona rağmen sınav öncesi gece soruların kendisine o tarihlerde verildiğini söylüyor. Yani bunu herkes için söylemek mümkün değil ama bu yapılanma neresi olursa olsun işte Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bile çok kapalı, çok disiplinli bir yapıdan bahsediyoruz. Ama bunun dışında hakimlik, savcılıklarda, polis alımlarında, kamuda ne varsa bütün bu alımlarda şu an bulundukları yerleri, mevkileri, işte alnının teriyle kazanmış, gayretiyle kazanmış kişiler midir, değil midir? Bu da bir soru işareti. Bunu yani soracağım yani. Şunun için. Bahsettiğiniz kişinin ifadelerinde şöyle bir laf da var. Girenlerin %60'ı cemaatçiydi diye. Şimdi baktığımızda rakamlara zaten hani ciddi kişi gözaltına alınıyor. Bir tek Türk Silahlı Kuvvetleri'nden değil. Birinci sorum şu bu konuda. Şöyle bir dönüp baktığınızda bir dönem destekten dolayı çok büyük yanlış yapmışız diyor musunuz? Şimdi şöyle yani bu sorunuzu şöyle de soralım. Mesela genel Türk Silahlı Kuvvetleri'nde. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki
atamaları, terfileri, AK Parti hükümetleri yapmadı. Değil mi? Peki, geriye oradan... gidelim. 5 sene, 10 sene AK Parti hükümetinin başına kadar. Bu tabii şu anki bir kritik bir noktada bulunan işte bir tuğ generalin, tüm generalin aşağı yukarı bir 35 yıl, 40 yıla yakın bir geçmişinin olması lazım Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde. Bu noktaya kadar nasıl geldi bunlar? Hadi bu yanını diyelim ki AK Parti bu anlamda fark edemedi. Orada da fark edilmemiş. Şimdi bu tabloya bir de şunu da ilave edeyim. Şimdi AK Parti döneminde belli noktalara gelen arkadaşlar böyle hemen yani bir bu örgütün evinden alınıp da oraya getirilmiş birisi değil. Yani bir kişiyi genel müdür yaptıysanız bu daha önce, önceki dönemlerde yani 2002 öncesi dönemlerde, başka hükümetler dönemlerinde ne bileyim işte yurt dışına gönderilmiş, dil öğrensin diye belli mevkiler, makamlar için yetişmesi sağlanmış. Ha bu nasıl yapılmış? Şimdi bu örgütlenme hani takiye bir aralar çok kullanılırdı. Biraz genişletilirdi o bütün sanki dindarlar için kullanılan bir şey. Öyle değil. Bilakis dindarlık, açıklığı, kendi kimliğini deklare etmeyi, işte kelime-i şehadet getirilir Müslüman olurken ve bunu ilan edersin. Onun için kendi kimliğini ilan etmeyi, açıklamayı, açık tutmayı gerekli görür. Ha bunu saklayan, gizleyen bir yapı var. Şimdi ben söylüyorum bunu zaman zaman. Bir yüksek mahkememizin başkanı arkadaşımıza, kendi genel sekreteri çok da etkili kurumda, onun yardımcılarının bu örgütle bağlantılı olduğunu, hakim kökenli bunlar, kendisine söyledim yani dikkatli olması bakımından, hatta gerekenleri yapması bakımından. O buna uzun bir süre inanmazdı yani, hayır olamaz öyle bir şey diyor. Biz diyor onlarla her akşam beraber içiyoruz diyor yani bir şey yok diyor. Yani o bir, bunu bir sadece dini cemaat gibi düşünüyor. Bunlar dindar insanlar olmalı, içki içmezler. Dolayısıyla bu cemaattan da değillerdir falan gibi bir yaklaşım. Bunun çok ötesinde bir şey. Yani bir yerde hangi kriterler öndeyse, hangi vitrin öndeyse onu en fazla sağlayan bunlar oluyor. Yani onu bilemiyorsunuz. Ben şimdi burada da var, isimler vermek istemiyorum. AK Parti öncesi bakanlarla bazı arkadaşlar veya üst düzey bürokrat arkadaşlarımız var. Onlarla konuştuğumuzda bir şahıstan bahsettiğinizde ki çok iyi biliyoruz buraya mensup olduğunu. Diyor ki o sosyal demokrat bir arkadaşımızla çok güzel çalıştık onunla o dönemde falan diyorlardı. Yani böyle bir yapıyla karşı karşıyasınız. Yani devlet yönetiminde insanların bütünüyle kalplerinin içerisindeki niyetleri, bağlantıları araştırabilme imkanınız yok. Belli prosedürler içerisinde belli yere gelmiş birileri arasından tercihte bulunuyorsunuz. Yani birini müsteşar yardımcısı yapacaksanız işte genel müdürler arasından seçiyorsunuz. Ama bütün genel müdürler daha önce bu yapıdan oluşturulmuş. Peki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne özel olarak şunu sormak istiyorum. İrticai faaliyetlerde bulunanların ihracı vardı. Sizin döneminizde şer, sonra bu ihraç kararlarına yargı yolu açıldı ve bu iş kaldırıldı. Evet. Buna benzer bir düzenleme gelir mi önümüzdeki dönem? Şimdi onunla ilgili söyleyeyim. O dönemlerde ihraç edilenler bu yapıya mensup olanlar değildi. Tam aksine hatta onu söyleyebiliriz. Bu yapıya mensup olanlar başka dindar insanların tasfiye edilmesi için gayret gösteriyorlardı o dönemlerde. Bunlar hiçbir zaman o şekilde yaş kararlarıyla tasfiye edilenler değildi, edilmemişti o dönemlerde. Şimdi aslında onlara da gerek yok. Yani burada gerçekten bir Türkiye bir işgal hareketiyle karşı karşıya, bir terör hareketiyle karşı karşıya ve hakikaten çok vahim bir tarihi dönemden geçiyoruz. Meclisin bombalanması, ikinci defa meclis gazi unvanını aldı, gazi meclis. İkinci defa gazi oldu. Böyle bir dönemde aslında yapılacak şeylerin çerçevesi de belli. Bakın görüyorsunuz arka arkaya birçok kurumda bazı çalışmalar yürütülüyor. Bu ne demektir? Uzun zamandır bunlarla ilgili zaten bir bilinen yapılan bir hazırlık vardı. Ha niye şimdiki zamana kadar, bugüne kadar ciddi şeyler yapılmadı, yapılamadı? O da izahı uzun bir mesele aslında. Peki şunu merak ediyoruz tabii. Şimdi bir istihbarat var. Tamam, kapsamlı bir istihbarat değil, bunu net bir şekilde ifade ettik ama belli bir saate kadar anlaşılan o ki, biz bunu yayınlarımızda da söylediğimiz için soruyorum size, Genelkurmay Başkanlığından ya da MİT Müsteşarlığından Cumhurbaşkanı'na da Başbakan'a da haber gitmemiş. Şimdi burada aksayan bir şey var. Muhtemelen sizler de kendi aranızda bunu konuşuyorsunuz. Yeni bir güvenlik yapısı, yeni bir yapılanma,
Yani bundan bahsediliyor. Örneğin işte bundan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri Savunma Bakanlığı'na bağlanabilir deniyor. Ya da tepede bir oluşum olabilir, bir kurul olabilir, bir isim olabilir, yeni bir çatı olabilir, başka bir şekilde çalışma sağlanabilir deniyor. Böyle bir hazırlık var mı? Şimdi bütün bunlar tabii ki değerlendirilmeli. Aslında şunu söylüyorduk hep biz. Türkiye tabii gündemi çok yoğun bir ülke. Yani işte bölgemizde yaşadıklarımız var. Uluslararası alandaki sorunlar, terörle ilgili yaşadıklarımız var. Ama bunlar hep kayboluyor. Yani AK Parti uzun zamandır dile getiriyor. Yani eski Türkiye, yeni Türkiye. Yani bunlar son zamanlarda biraz daha az telaffuz edilir oldu. Aslında eski Türkiye'de Türkiye 2. Dünya Savaşı sonrası 50-60'lı yılların özellikle 60'lı yılların ortamında kurulmuş, kurumsal yapısı oluşturulmuş, o zihniyetle, o anlayışla yönetilen bir Türkiye. Tamamen millete dayanan, yani demokratik anlayışlarla oluşmuş değil bizim bürokratik yapılarımız falan. AK Parti geldikten sonra 2002'den itibaren 10 yılda bu eski Türkiye'yi, ki bu değişme bir zaruretti, zorunluluktu. Dünya değişmiş, Sovyetler çökmüş, Doğu bloku gitmiş falan. Dünyada büyük bir değişim oluyor. Bunun insanlık tarihi bakımından da bazı dinamikleri var elbette. Türkiye değişme zorundaydı. AK Parti işte bu değişimi belli bir noktaya kadar getirdi. Eski Türkiye'nin tasfiyesi zihniyet olarak, kurumsal olarak. Yeni Türkiye'nin inşası süreci diyorduk. Bu biz yeni anayasayla beraber olan sürece. Tabii yaşadığımız bazı sıkıntılar, terör başta olmak üzere bu konu üzerinde çok fazla gerektiği kadar durulabilme imkanı olmadı. Bunun ne kadar önemli olduğunu bugün bir kere daha görüyoruz. Yani burada o 60'lı yılların, özellikle 27 Mayıs 60 darbesi sonrası darbecilerin zihniyetiyle oluşturulmuş bir bürokratik yapımız var. Siyaset bürokrasi ilişkileri böyle. Yine demokratik meşruiyetle ilgili birçok kurumsal anlamda ciddi sıkıntılar var. İşte bütün bunları değerlendirecek bir taraftan tabii bir şer, ama bundan bir hayır da ortaya çıkabilir. Türkiye'nin bu anlamda yeniden tamamen hukuk devleti, hukukun üstünlüğü ve demokrasi anlayışı üzerine inşa edeceği, bürokrasisiyle, bütün devlet kurumlarıyla, yani devletin, siyasetin ve anayasanın, yani anayasayla beraber yeniden inşa edilebileceği, yenileneceği bir sürece Türkiye girmek zorunda. Burada tabii güvenlik bürokrasisiyle ilgili, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili neler yapılmalı? Aslında bunun için hani çok böyle özel oturup düşünmeye gerek yok. Türkiye bu kadar darbeler yaşamış bir ülke. Askeri darbeler, müdahaleler. Ayrıca dünyada başka ülkelerin bu konuda hangi düzenlemeleri yaptığını, hangi kurumsal oluşumlar içerisinde olduğunu da biliyoruz. Bu çerçevede bakalım. Temel mesele şudur. Bir kere seçilmiş siyasi iktidar esastır. Bürokrasi, asker olsun, sivil olsun, seçilmişlere tabi olmalıdır. Tam anlamıyla, bütünüyle tabi olmalıdır. Yani bürokrasi içerisindeki geçirilen zaman, kıdem vesaire falan seçilmiş bir siyasi unsur karşısında bir üstünlük sağlamamalıdır. Hı. Ne olursa olsun. Sonuç itibariyle seçilmişler üstün olmalıdır. Atanmışlar, asker sivil ona tabi olmalıdır. Türkiye'de bu anlamda kurumsal olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin siyasetle ilişkisi bakımından çok tartışmalar oldu uzun zamandır. Bunlar yeniden konuşulup tartışılacak. Ama esas olan şey şu, Türkiye'de hükümetler, siyasi iktidarlar bundan sonra sadece seçim yoluyla değişmelidir. Bunun dışında bir yolu denemek, teşebbüs falan bir yana hiç kimse aklının ucundan geçirememelidir. Bu şahıslara olan kişisel güvenle olacak bir mesele de değil. Yani bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesiyle çok iyi, samimi zihniyet birlikleri içerisinde olabiliriz, olabilirsiniz bütün Türkiye. Yani çok demokrat bazı yöneticiler gelmiş olabilir, olur olabilir ama şahıslarla kaim bir mesele değil. Sistemi doğru kurmak lazım. Gerçek manada demokrasinin hiçbir tehdit içermeyeceği bir sistemi Türkiye'nin kurması lazım. Bu bir zorunluluk artık. Aksi halde benzer bir şeyle bu çerçevede belli adımlar atılacak. Atılması lazım yani. Muhakkak. Hani bugüne kadar diyorduk hani sizler de yani darbe olur mu Türkiye'de bir kere daha bundan sonra? Olmaz. Niye? Çok değişti Türkiye. Şöyle oldu, böyle oldu. Bu değişiklik nedir? Aslında bir zihniyet değişikliğidir bu. De facto bir değişikliktir. Yani fiili bir durum itibariyle değişikliktir. Bu değişikliğin kurumsal
bir temelinin olması lazım. Bu değişikliklerin kurumsallaşması lazım. Ve anayasal bir düzen içerisinde bunların birer teminatının olması lazım. Bunları sağlamadığınız zaman zihniyeti değiştirirsiniz. De facto işte Cumhurbaşkanımız gibi güçlü bir siyasi lider ortaya çıktığında hakikaten bir şey tablo ortaya çıkar ama yarın öbür gün 3 sene, 5 sene, 10 sene Türkiye'de gene eskiye dönüş olabilir. Ya teminat şimdi, altına alacak bir sistem kurmamız lazım Türkiye'de. Bu arada peş peşe son dakikalar gelmeye devam ediyor. Anayasal düzene karşı suçlardan işlem yapılan 626 kurum kapatılıyor Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi mesela. 524 özel okul, 102 diğer eğitim kurumundan bahsediliyor. Ya şunu soracağım. İşte tamam, bir istihbarat varmışsa bir hareketlilik olarak, ya bu kadar bunlar var, bunlar yaşanıyor. Hiç size ulaşmadı mı hiçbir şey? Yani burada siz bir boşluk görmüyor musunuz bunların hiçbirini bilememiş ya da öğrenememiş, önden anlayamamış şimdi, olmaktan dolayı? Şöyle, tabii bütün bunları da yeniden düşünüp değerlendirmek lazım. Yani ben herhangi bir şeyi örtecek değilim bu anlamda ama şunu söylemek isterim. Yani burada... Bugün yine bir gazetede bir değerlendirmeydi. Bu sanıyorum halka ateş açanlardan birisinin, tespit edilen bir ismin veya bombalama yapan uçaklardan birisindeki şahsın ailesiyle görüşülmüş. Ailesi, annesi, babası, kardeşleri falan. Diyorlar ki böyle bir şeye biz asla inanamayız. Bu işte şöyle mülayim bir insandı. Yani karıncayı incitmekten kaçınırdı, çekinirdi falan gibi değerlendirme yapıyor. Yani bu anlamda hani kandırıldık, aldatıldık gibi bir şey demek istemiyorum. Ama bu şöyle bir şey. Bu yapı başlangıcı itibariyle tamamen böyle işte ahlaki, dini bazı esasları öne çıkararak oluşmuş, oluşturulmuş bir yapı. Baktığınızda hatta böyle siyasetle falan da alakaları yok orada. Öyle gözüken bir şey. Ne zamana kadar? Kendisini palazlandırıp güçlü hissettiğiniz zamana kadar. Yani bir nevi böyle bir geniş bir alan düşünün. Orada vakit zaman içerisinde, uzun bir zaman içerisinde kablolar döşenmiş. İşte ışıklandırmalar konulmuş falan ama siz hiçbir şey görmüyorsunuz. Bir yerden bir düğmeye basıldığı anda birden her tarafın ışıklandığını, alev aldığını görüyorsunuz, fark ediyorsunuz. Böyle bir şey yani bir çok gizli bir yapılanmayla karşı karşıyayız ve bu yapılanmanın ben işte en başa dönecek olursak yani işte Amerika'daki bir kişi falan gibi bir izah değil. Bunun tamamen bir uluslararası yapılanmanın Türkiye'deki ayağı olduğu, taşeronu olduğu kanaatindeyim. Bu müdahale de bir uluslararası müdahaledir Türkiye'ye karşı. Bir işgal hareketidir. Son sorumu soracağım müsaade ederseniz. Hukuk içinde kalınması, suçlu ve suçsuzun ayırt edilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin küçük düşürücü hareketlerden de yani mevcut kişilerden bahsetmiyorum. Korunması gibi muhalefetin özellikle öne çıkardığı başlıklar var. Buna ne diyorsunuz? Özellikle de erler konusunda ne diyeceksiniz? Çünkü erler hem talimat aldıklarını hem de tatbikat olarak kandırıldıklarını da aynı zamanda ifade ediyorlar. Tabii şunu söyleyeyim. Yani muhalefetin tavrı tutumu da çok takdir edilecek, teşekkür edilecek bir tavırdır. Tabii Sayın Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi aslında teşekküre de gerek yok bu konuda. Herkesin bu anlamda ne yapacağı bellidir. Yani beklenen odur. Böyle bir müdahale karşısında sadece hükümette olmak gerekmiyor. Yani muhalefette de siyasetle iştigal eden kim olursa olsun duruşu, ilkesel duruşun ne olacağı bellidir. Bunu göstermiştir ve şu andaki tabloda da muhalefetin bu yaklaşımlarının değerlendirmelerinde bu süreç için iyi olduğu, doğru olduğu kanaatindeyim. Bu konuda bir hassasiyet gösterilecek. Türk Silahlı Kuvvetleri milletimizin göz bebeği. Bu bakımdan kurumsal olarak yöneltilmiyor bu eleştiriler ama içerideki bir çetenin ne yaptığını, bu çetenin nasıl geliştiğini, yerleştiğini, nasıl bir stratejiyle ortaya çıktığını da bütün milletimizin gözleri önünde hepimiz müşahedeyle gördük. Dolayısıyla bununla ilgili yapılacaklar kurumsal olarak aslında Türk Silahlı Kuvvetleri'ni de güçlendirecek bir çalışmadır aslında. Bu yaradan, bu uğurdan temizlemek açısından kuruma. Tabii erlerle ilgili de onu artık savcılarımız bu tür soruşturmaları yürütüyorlar. Yani bir şey söylemek isterim. Tabii hep böyle emir şeyi falan diye bakıyoruz. Bu doğrudur ama mesela işte meclisi bombalama emri verildiğinde bir kişinin ben emir edeyim ne yapayım bombalayayım
demesi kendisini kurtarabilir mi? Yine aynı şekilde Boğaz Köprüsü üzerinde işte ateş et diyor. Tamam, nereye? Havaya. Tamam, havaya belki olabilir, ateş edebilirsiniz ama insanları vurmak üzere, onları taramak, işte tankların atış yapması insanların topluluğun içerisine, böyle emir verildi ben ne yapayım yani diyebilmesi ve bu şekilde kurtulması söz konusu olmamalı bir insanın. Bir sorumluluk var, emrin bir sınırı var. Bu açık olarak yani kanunsuz bir emirle ilgili sorumluluğun ortadan kalkmayacağına dair anayasada da hüküm var bizim. Ama bütün bunların dışında hani hiçbir şeyden haberi olmayan bazı insanlar da erler de olabilir. Onlarla ilgili de bir ayrımı muhakkak dikkatle, titizlikle yapacaktır yardımımız. Çok teşekkür ediyoruz Mustafa Şentop, Anayasa Komisyonu Başkanı. CNN Türk Ankara stüdyolarından sorularımızı yanıtladı. CNN Türk yayınları devam ediyor. Aslında teşekkürler Hande. Mustafa Şentop tabii çok ipucu verdi. Ne çıkacak çok ipucu verdi. Milli Güvenlik toplantısı, Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. Şimdi Milli Güvenlik Kurulu'nda bazı kararlar alındı tavsiye niteliğinde. Bu tavsiye niteliğinde kararlar malum Bakanlar Kurulu tarafından değerlendirilecek. Bakanlar Kurulu da başladı. Ama Hüseyin Şentop'tan ne çıkabileceğini anladık. Birazdan değerlendireceğiz. Mustafa Şentop, Hakan Çelik, Posta Gazetesi Ankara temsilcisi, stüdyo konuğum. Hakan'a döneceğim birazdan ama Batman İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Hüseyin Topuz 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı. O gece 12 saat rehin tutulan